Barış'tan kısa kısa bir değerlendirme alayım. İsmail, sen istersen bir özet geç bu son yaşanan olayları. Çünkü sen arıyorsun, Veys Ateş'i de aradın. Dönmedi galiba. İlk bir görüşmüştün, sonra ikinci arayışın. İki defa görüştüm. İki defa. Bugün bir daha aradım, meşguldü. Herhalde aramamı görmüştür diye düşünüyorum. Dönmediği için dönmedi. Ben de kısa bir özet geç. Olmadım. Barış'tan yani, da kulisleri alalım, sonra Uğur abiye dönelim. Veys Ateş'ten beni dönmesi gerektiği bir durum yok. Çünkü Enis abin de ifade ettiği üzere yani iddialar ortada. Bizzat onun çalışma arkadaşları ifade ettiler. İddia şu. Esasen işte bizim Habertürk'te katıldığımız programdan sonra Sedat Peker'in radarına girdiği anlaşılıyor. Sedat Peker o programda işte Veys Ateş'in rolünü engelleyici diye niteleyerek onunla ilgili iddialarda bulunmaya başladı ve anonsçu diye hitap etmeye başladı. Bu da şuradan geliyor. Bunu da ben Veys'le görüşmemden sonra öğrendim. 2005-2006 yılında Veys Doğru Yol Partisi'nde yöneticiymiş. İstanbul İl Başkan Yardımcısıymış ve bugünlerde hem Mehmet Ağar hem Süleyman Soylu döneminde yani mitinglerde de konuşurmuş ya da ön konuşmacı olarak görev alırmış ki bu olağan bir şey yani bir insanın hayatında böyle siyasal serüvenler olabilir. Sonra Veys Ateş'le ilgili birdenbire konu Sezgin Baran Korkmaz merkezine kaydı. Sezgin Baran Korkmaz şu an Türkiye'de kara para aklama davası nedeniyle bir davanın sanığı ve aranan sanığı durumunda. Kendisi sadece Türkiye'de aranıyor. Kendisi hakkında kırmızı bülten yok. İsviçre'de bülten başvurusu var galiba değil mi? Ama bu kırmızı bülten anlamına gelmez. Kendisi otelinin bulunduğu İsviçre'de hayatına devam ediyor. Türkiye'de açılan dava nedir? Aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın ortaklarıyla ilgili Amerika'da açılan bir başka dava var. Bu davada Amerikan hükümetini, Amerikan devletini dolandırdıkları iddiasıyla ya galiba 500 milyon dolar civarında. 510 milyon dolar. Dolandırdıkları iddiasıyla bir dava var. Buradan elde edilen paranın 130 milyon doları da Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerine havale edildiği gerekçesiyle bununla bağlantılı bir dava açıldı ve bu dava kapsamında Sezgin Baran Korkmaz sanık durumuna düştü ve Türkiye'den ayrıldı. Şimdi Sedat Peker burada hangi aşamada dahil oldu? Onun iddiasına göre 4 Kasım 2020'de Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na davet edildi ve burada Sayın Bakan Süleyman Soylu görüştü. İddia böyle. Peki ne için görüştü? Bu kara para aklama davası için mi? Hayır, aslında bunun sen için bunu değil. Sen bunu doğrulattın mı? Ney? Hayır. Yani Ankara'ya gitmiş. Hayır, doğrulatmadım. İddiayı anlatıyorum. İddia, peki. Ben doğrulatılmış bir şey, bilgiden söz edeyim mi? Tamam. Söz etmiyorum. Ama ne için gittiği iddia ediliyor? O kara para aklama davasından ötürü değil. Aslında iş adamı İnan Kıraç'la ortaklığının olduğu bir şirketteki itilafından ötürü. Bu da Kıraç Holding denilen onun bünyesinde Karsan adlı bir otomotiv firmasının bulunduğu bir şirketten kaynaklı bir itilaf. Burada Sezgin Baran Korkmaz aslında bu şirketin ortağı ve anlaşılan ki İnan Kıraç bu ortaklığı sonlandırmak istiyor ve Cumhurbaşkanlığı katına kadar bu konuyu götürüyor. Ve sonra iddiaya göre kendisinden bu şirketten çekilmesi. Hisseleri... Peki orada bir detay var mı İsmail? Mesela İnan Kıraç'ın, Kıraça Holding'in evet. Sezgin Baran Korkmaz'ı ortaklıktan çıkarmak istemesi Amerika'daki kara para soruşturmasının bilgisi gelmiş olduğu için mi acaba? Bilmiyorum, yorum yapamam ama bildiğim, benim anladığım kadarıyla yani Sezgin Baran Korkmaz'la bir ortaklığın olmasını istemiyor. Zaten şimdi, 2018-2019 yılından da Amerika'da bu soruşturma vardı. Kingston tabii kardeşlerle. Daha önceden vardı. Evet. Yani yeni bir şey değil. Bu ortaya çıktığında Amerika'da da soruşturma başladı. Amerika'daki soruşturma çok eski. Çok eski ama yani çok eski dedim yani. Ne kadar ne zaman Kıraç Holding'e ortak oluyor? Şeye, Karsan'a ne zaman hisse alıyor? Bakmam gerekiyor. Hiç etmem, peki, hiç etmem. Peki tamam, devam. Dolayısıyla buradaki ortaklığı, ya bunların bir hisseden kaynaklı anlaşmazlıkları var. Sezgin Baran Korkmaz iddiaya göre hisselerinin devri için 80 milyon TL talep ediyor. Fakat İnan Kıraç bunu 45 milyon TL ile bitirmek istiyor. Aradaki bu uçurum nedeniyle anlaşmazlık ve itilaf doğuyor. İddiaya göre devlet burada taraf oluyor. Yani hisselerin İnan Kıraç'ta kalması yönünde taraf oluyor. İddiaya göre 4 Kasım 2020'de kendisi görüşmeye çağrılıyor. 5 Kasım'da Türkiye'den ayrılıyor. Süreç buradan sonra başlıyor. Yani 5 Kasım'da ayrılıyor. 5 Aralık'ta ayrılıyor. O ayın sonunda 28 ya da 29 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili operasyonlar yapılıyor. Bir hafta sonra iddiaya göre 7 Ocak'ta Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonu çalıyor. Bütün bu hikayeyi nereden biliyoruz? Sezgin Baran Korkmaz'dan biliyoruz. Onun konuştuğu ve kaset dinlettiği, kayıt dinlettiği Sevilay Yılmaz'dan biliyoruz. Fatih Altaylı'dan biliyoruz. Bir de ben Hürriye, özür dilerim, Habertürk yönetimiyle de görüştüm. Oradan biliyorum.
Yani ayrıca ben bugün görüştüm. Şimdi bundan sonra anlatacaklarım kendi edindiğim bilgiler yani. 7 Ocak'ta evet 7 Ocak'ta Sezgin Baran Korkmaz'ı Veys Ateş iddiaya göre arıyor. Bugün basına yansıyan Sevilla Yılmaz'ın yazdığı diyalog yaşanıyor. Özetleyeyim. Tamam. Yani iddiaya göre Veys Ateş kendisinin zor durumda olduğunun farkında olduğunu, bu duruma müdahale etmek istediğini, yardımcı olmak istediğini, çeşitli kliklerin Sezgin Baran Korkmaz'ın karşısında pozisyon aldığını, dolayısıyla bu sorunu çözebileceğini iddia ediyor. O da nasıl çözeriz diyor. Bu sorunu çözme karşılığında bir borcun silinmesi gerektiğini, ikincisi 10 milyon avronun ödenmesi gerektiğini. İkisi ayrı ayrı mı? Borç silme artı 10 milyon avro. Bir borca kalem çekeceksiniz. Yani herhalde İnan Kıraş'la ilgili mesele mi bilmiyorum, neyse o. Bir borca kalem çekileceği, ardından 10 milyon avro da eski itibarıyla, Türkiye'den gittiği itibarıyla hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi için, uygun zeminin sağlanması için de 10 milyon avroyu ödemesi gerektiği ona bildiriliyor. Söyleniyor telefonda Veys Ateş tarafından. Sonra işte telefonda görüşüldüğü üzere işte kendisinin hakem rolünde olduğunu, yani bir arabulucu olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz'la bu sorunun diğer tarafı olan klikler, kimse onlar. Klikler arasında arabulucu olduğunu, işte paranın kendi uhdesinde, sorun çözülene kadar kendi uhdesinde kalacağını söylüyor. Para veriliyor mu? Para verilmiyor. Anladığım kadarıyla Sezgin Baran Korkmaz, ya ben parayı versem sorun çözülecek mi diyor. Yani o da pek vermeye yanaşmıyor ama benim anladığım kadarıyla Sezgin Baran Korkmaz bunu kaydediyor, bu görüşmeyi. Bu görüşme sesli bir görüşme diye biliyorum. Kaydediliyor. 12 dakikalık bir görüşme. Bunun 3 dakikasını Sevilla Yılmaz'a dinletmiş. Sadece Sevilla Yılmaz'a dinletmemiş olabilir. Kime dinlemiş? Birden çok kişi dinlemiş olabilir bunu. Ya ben dinlemedim. Ben dinlemedim. Sana bakalım. Hayır yok, ben dinlesem dinledim derim kardeşim. Zaten dinleyen yazmış yani. Benim için gazetecilik meselesi ama ben dinlemedim. Ama yani bunu Sevilla Yılmaz dışında da dinleyenler var. Ben Sevilla Yılmaz'a sordum. O da olabilir dedi yani. Benim dışımda dinleyenler de olabilir. Bunlar arasında AK Partililer de olabilir. Yani böyle bir durum da var. Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi bu mesele Habertürk'e kadar nasıl geliyor? Sedat Peker bu iddiayı ortaya atınca, bir önceki videoda dedi ya Sedat Peker, Arnaz Cüveys, işte Sağlık Bakanlığı'nda şunu yaptın, efendim otele gittin kaldın falan. Bunun üzerine benim öğrendiğim kadarıyla Habertürk'ün CEO'su ya da yönetim kurulu başkanı Kenan Bey galiba bu nedir diye soruyor. Bu nedir yani, bu durum nedir? O da buradaki adı geçen bütün iddiaları, ancak o aşamada para trafiği ya da işte Sezgin Baran Korkmaz'ı arama iddiası söz konusu değil, bütün iddiaları yalanlıyor. Bütün iddiaları yalanlıyor. Bunun üzerine kendisinden yazılı açıklama yapması isteniyor. Bak, bu henüz Sedat Peker'in ilk kez adını andığı aşamada meydana geliyor. O da tamam diyor, yazılı bir metin hazırlıyor. Bu yazılı bu yazılı metin Habertürk yönetimine iletiliyor onun tarafından. O da, onlar da onay veriyorlar. Sosyal medyada bunu duyur diyorlar. Sen o metne ulaştın mı? Ben ulaşmadım, hayır. Sonra bu 2 saat geçiyor. 2 saat sonra neden metin hala yayınlanmadı diye kendisini arıyorlar. O da yayınlayacağım diyor. 2 saat daha geçiyor. Bunun üzerine kendisi arıyor. Endişelendiğini, korktuğunu, çoluk çocuğunun başının belaya girmesinden endişe ettiğini. Yani Sedat Peker de kaynaklı anladığım kadarıyla. Sedat Peker'in ona bir zarar vermesinden kaynaklı endişe ettiğini, dolayısıyla yayınlamak istemediğini ifade ediyor. O gün öyle geçiyor. Sevilla Yılmaz'ın ses kaydını dinlediği aşamaya kadar bu iş süresiz izinle askıya alınıyor. Çünkü yani sadece bir kişi öyle söyledi diye, yani Sedat Peker bunları söyledi diye sunucunun iş akdine vermeyi doğru bulmuyor yönetim. Ancak bu iddialar aydınlanana kadar bir süresiz izin politikası benimseniyor. Ama bu arada öyle veya böyle Sevilla Yılmaz bu kaydı dinliyor. Anladığım kadarıyla bu kayıtla ilgili kurumunu da bilgilendiriyor. Sevilla Yılmaz ne zaman dinliyor bu kaydı? Tam gün söyleyemiyorum. Öyle cumartesi mi? Gibi bir şey söyledi galiba. Şey, evet, cumartesi gibi bir şey dolaşıyor. Grubunu bilgilendiriyor. Daha sonra aynı gün ya da bir gün sonra Sezgin Baran Korkmaz anladığım kadarıyla Fatih Altaylı'yı da arıyor. Bunun üzerine grup dün pazar günü itibariyle Veys Ateş'in savunmasını talep ediyor. Veys Ateş bildiğim kadarıyla Bodrum'daymış. Öyle kendisini mi? Evet, bugün itibariyle savunmasının istendiği yönündeki yazı
eline ulaşmış. Kendisinden savunma bekliyor. İki gün galiba savunması için süre istenecek, süre verilecek. Benim gruptan anladığım kadarıyla, görüştüğüm yetkililerden anladığım kadarıyla biz iddiaların doğru olduğu yönünde kanaat sahibiyiz dediler. Neyi bekliyorlar öyle mi? Yani işte bu Habertürk. Yani neyi bekliyor ki o zaman bu kadar kanaat? İşte yasal süreçler bekliyor. Ya yani bugüne kadar bir kaydın varlığı yani Sevilay Yılmaz tazminat ödemek istemiyor. Hayır hayır. Yani iş akdi şöyle neyiz anladığınız soru sorduğunuzu tazminat anlamadım. Tazminat ödemek istemiyordu. Hayır öyle bir şey söylemedim ben. Yani onu bilmiyorum tazminat eder mi ödemez mi? Ben başka bir şey söylüyorum. Başka bir soru. Yani bugüne kadar neden beklendiğini sorduğumda ben dediler ki ya bir ses kaydı yokken sadece bir iddia varken bir işlem yapamazdık. Bu iddiaların önüne süresiz izin politikasına benimsedik. İddialar açıklığa kavuşana kadar. Ama bugün itibariyle ses kaydı dinleyenler var. Buna kayıtsız kalamayız. Kendisine savunma istedik. Bugün itibariyle savunma istediğimize dair yazı eline ulaştı. Şimdi iki gün süre verdik. Savunmasını bekliyoruz. Ama genel kanaat, Habertürk'te genel kanaat Veys Ateş ile ilgili iddiaların doğru olduğu yönünde. Doğru olduğu. Ama bu henüz kesin hüküme yani iş akitine son vermek şeklinde bir kesin hükme dönüşmüş değil. Dönüşmüş değil. Barış sendeki bilgileri de alalım. Kısa bir değerlendirmeyle beraber Uğur abiye bu arada döneceğiz. Onu da söyleyeyim. Ben Veys Ateş'i yine de her ihtimale karşı aradım. Ama dediğim üzere yani telefonu meşguldü. İki defa aradım meşguldü. Bu arada programımız da açık. Dinliyorsa bu programda kendisi bahsi geçen tüm gazeteciler, evet, tüm kişiler programımıza bağlanıp yayında cevap haklarını kullanabilirler. Barış sen.